Kanama etkisiyle 2012 yılında gerçekleşecek kıyameti gören Desmond, Abstergo'nun elinden kendini tapınakçı olarak tanıtan, lakin aslında bir suikastçı olan Lucy ile kaçar. Ardından Abstergo aletleriyle donatılmış ve içinde yeni model bir Animus bulunan eve gelirler. Burada iki yeni suikastçı olan Sean ve Rebecca ile tanışırlar. Ekip, Desmond'un gelişiyle hemen çalışmalara başlar ve Animus 2.0 sayesinde yeni bir suikastçı atayı ile tanışırlar. Ezio Auditore. Rönesans İtalya'sında 15. yüzyıla giderler. Hikayesine dahil olduğumuz yer tam da Ezio'nun babası ve kardeşlerinin halka açık yerde idam edildiği zamandır. Ezio intikam yemini eder. Vatikan'daki Templarların varlığından haberdar olur ve derinlemesine araştırmaya başlar. Amcası Mario, Da Vinci, Machiavelli ve daha birçok kişiden aldığı yardımlarla önüne çıkan tapınakçıları bir bir infaz eder. Bu infazların tümü Ezio'yu İspanyol zengin Borgia ailesine götür. Bu kanlı savaşlar arasında kendine yeni bir Apple of Eden, yani cennetin parçası bulan Ezio, o sıralarda birçok suikast ile iyiden iyiye nam salmaya başlamış Rodrigo Borgia'yı takip eder ve kendini Roma'da bulur. Rodrigo'nun Vatikan ve Papa ile alakalı yaptığı hamleler ve sonucunda onu kiliseye götüren yolu Ezio'nun infazıyla sonlanır. Borgia kendisine üstünde Apple of Eden'ın takılı olduğu bir asa yapmıştır ve ölümünden sonra Ezio'nun asaya dokunuşuyla bir mahzen açılır. Ezio içeri girdiğinde sonradan gelecek dünyada yaşamış ve geçmişe haber göndermek üzere bir misyon edinmiş, nitekim tanrı denilebilecek Minerva'yı görürüz. Minerva, eski dünyayı yerle bir etmiş bir kıyametten bahseder ve yakın zamanda bir tanesinin daha olacağını söyler. Bulunması gereken bunun gibi birçok tapınak olduğunu belirterek Ezio ile konuşmasında direkt olarak anıları yaşayan Desmond'a seslenmesi büyük bir şok etkisi yaratır. 2012'de yaşanması beklenen kıyameti belirttiğini üstüne basa basa söyler ve kafası karışan Ezio'yu aklında birçok soru ile o boş odada bırakır. Oyun, Sean'un ne oluyor lan deyişiyle son bulur. Ardından After Credits'te 3. oyun ile ilgili sahneler görürüz. Desmond'u uyandırmaya çalışan ekip tapınakçıların geldiğini söyler ve eşyaları toparlamaya başlarlar. Sonrasında Vidic ve tapınakçılar Desmond ile yüzleşir. Lucy ile birlikte dövüşerek kaçmayı başarırız ve bir sonraki oyunun geçeceği güvenli eve doğru gitmek üzere yola çıkarız. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşça kalın.